Evet, merhabalar. Mezotelyoma ilk olarak sağ mezotelyomalı bir hastayla başlamak istiyorum. Sağ tarafta gördüğünüz gibi anormal bir plevra var. Nasıl anormal? Hem kalınlaşması var. Normalde plevrayı görmememiz gerekiyor. Sol taraftaki plevrayı görmüyorsunuz. Çünkü normalde yaklaşık 40 mikron kalınlığındadır viscerale parietal plevra ve BT'nin ya da PET'in saptama sınırlarının altındadır. O nedenle normal olarak plevrayı görmememiz lazım. Ama sağ taraftakinde plevrayı görüyoruz ve PET-BT'de de parladığını görüyoruz. Yani bir metabolik aktivite var. Aynı zamanda düzensiz sınırlı olması da bize mezotelyomayı düşündürüyor. Tabii PET-BT direkt olarak mezotelyoma teşhisi koymak için yeterli değil. Ama çok iyi bir görüntüleme yöntemi ve bizim mezotelyomadan şüphelenmemiz için yeterli bir bu bilgi sağlıyor. Gördüğünüz gibi burada bir grinder evi yıkarken başka bir yerden su fışkırtılıyor. Neden su sıkılıyor olabilir? Burada çünkü bu ev 1990'lardan önce muhtemelen yapıldığı için asbest içeriyor ve bu asbest havaya dağılarak mezotelyomayı neden olabiliyor. Daha doğrusu en önemli nedeni asbest. Mezotelyomanın genel olarak illüstrasyonuna baktığımız zaman parietal plevradan çıkan bir tümör olduğundan bahsetmiştim. Bakın burada parietal plevradan çıktığını çok net olarak görüyorsunuz. Kalınlaşmayı ve bunun viseral plevraya doğru da invazyon gösterdiğini izliyoruz. Bütün plevra yüzeyi boyunca kalınlaşmayı, düzensizliği görmekteyiz. Aynı zamanda bunun PET-BT karşılığı olarak da metabolik aktivitedeki artışı görüyorsunuz. Özellikle diyafragmaya komşu olan parietal plevrada daha fazla bir kalınlaşma görüyoruz. En sık epiteloid tip tümörü görüyoruz. Epiteloid tip mezotelyomayı görüyoruz. İkinci sıklıkta da sarkomatoid tip mezotelyomaya rastlıyoruz. Sonuçta mezotelyoma difüz malign bir tümör ve bir plevra tümörü mezotel hücrelerinden çıkıyor. Asbest maruziyeti ile alakalı bu asbest maruziyeti genel olarak iki şekilde oluyor. Birincisi batıda da daha çok görülen mesleki asbest maruziyeti, endüstriyel asbest maruziyeti. Özellikle asbestin amfibol tipi içindeki özellikleri krakidolit alt tipi mezotelyomaya neden olan tipi. Diğer tipleri de görüyoruz ama daha az neden olduğunu izliyoruz. Asbest madenlerde de bulunabilen, toprakta bulunabilen bir madde. Bir kaya gezegende yaşıyoruz. Aslında bir silisyum minerali ve gezegenimizin yaklaşık %50'si de silisyum. Asbest o kadar yaygın mı? Değil ama çok da az bulunmuyor. Birçok yerde asbesti görmek mümkün. Asbest mükemmel bir izolasyon malzemesi. Hem sesi çok iyi izole ediyor, hem sıvıyı çok iyi izole ediyor. Sıvıyı geçirmiyor, nemlenmiyor, küflenmiyor. Aynı zamanda elektrik için de çok iyi bir izolasyon malzemesi. Aynı zamanda çok iyi bir yine ısı izolasyon malzemesi. O nedenle endüstride 1990'lara kadar batıda ve doğuda birçok yerde kullanıldı. Burada gördüğünüz gibi eski bir tren vagonunda yaygın olarak tavanda ve duvarlarda asbestin kullanıldığını izliyoruz. Aynı zamanda borularda, evlerin sıcak su ya da soğuk su borularında ya da kalorifer borularında da çok sık olarak kullanıldı. Arabalarda özellikle fren balataları için çok mükemmel bir malzemeydi. Isıya karşı dayanıklı ve aynı zamanda da homojen bir sürtünme sağlıyor. Özellikle metale karşı ve çok yüksek ısılarda da yanmıyor. O nedenle balatalarda kullanıldı. Aynı zamanda evlerde, inşaat endüstrisinde, özellikle çatılarda da çok yaygın kullanıldı. Eğer özellikle kentsel dönüşümle ilgili olan yıkımlarda olduğu gibi biraz önce de örnek verdiğim gibi bu şekilde görüntüler izliyorsanız büyük ihtimalle asbestle karşı karşıyasınız demektir. Gemi endüstrisinde çok yaygın olarak kullanıldı. Yine izolasyonla ilgili özelliklerinden dolayı
Günümüzde 1900 artık kullanılmıyor. 1990'da Batı'da asbestin kullanımı yasaklandı. Ülkemizde de 1996'da yasaklandı. Ancak birçok ülkede maalesef hala yasak değil. Örneğin Hindistan'da burada gördüğünüz gibi eski gemilerin parçalandığı bir ayrı bir endüstri var. Bu gemilerden tekrar geri dönüşümle birçok metal madde yapılıyor. Gördüğünüz gibi halen herhangi bir maske kullanılmadan bu parçalamalar yapılıyor. Üstelik çocuk işçilerin de çalıştığı birçok yerde rapor ediliyor. İlginç bir şekilde Amerika'da da bazı eyaletlerde hala asbestin kullanımı yasak değil. Asbest bu şekilde aslında elde ediliyor endüstride ve böyle ipeksi lifler halinde uygulanıyor. Endüstriyel uygulanma şekli bu. Böylelikle çok kolay bir uygulanımı var. Oldukça da kolay şekil alabiliyor. Dediğim gibi her açıdan mükemmel bir malzeme. Yalnızca mezotelyoma neden olması açısından kötü bir malzeme. Mavi asbest olarak da adlandırılıyor. Ve belirttiğim gibi birçok yerde aslında asbeste saptamak mümkün. Asbeste baktığımız zaman aslında inorganik lifler olduğunu izliyoruz. Tarayıcı elektron mikroskobisinde bu şekilde görülüyor. Burada da izlediğiniz gibi belirli bir üzerinde düzensizlikleri olan inorganik bir mineral aslında. Peki bu inorganik mineral nasıl oluyor da mezotelyomaya neden oluyor? Çünkü tümörlerle ilgili karsinogenez teorileri hep mutasyon mekanizmasıyla açıklanıyor. Sonuçta bu mineral tamamen inorganik bir madde ve nasıl oluyor da mutasyon meydana getiriyor? Kendisi mutajen bir madde mi? Kendisi mutasyona neden oluyor mu? Kısa cevap hayır. Peki nasıl oluyor da mezotelyumaya neden oluyor? Bu konuda birazcık ayrıntıya girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi havanın içinde birçok partikül var. Örneğin şu an nefes aldığınız hava bir ameliyathane havası kadar bile temiz olsa ki metreküpte 1 milyon partikül içeriyor demektir. Bu partiküller yaklaşık olarak bu dersin zamanı olan yarım saat içinde akciğerinize girecek. Yaklaşık 200-300 bin partikül akciğerinize girecek. Bunların önemli bir kısmı ağızda, larynx'te, trakeanın girişinde tutuluyor. Eğer bronşal sisteme kadar ulaşan partiküller varsa ki var, viral partiküller örneğin ya da bakteriler ya da inorganik partiküller, bunlar siliyer sistem tarafından tutularak yukarıya doğru sürükleniyor, direne ediliyor. Mukus bu partiküllerin önemli bir kısmını tutuyor. Alveollere kadar ulaşan partiküller de buradaki alveoller makrofajlar tarafından fagoste ediliyor. Alveoller makrofajların içinde birçok parçalayıcı enzim var. Örneğin DNA'zlar, RNA'zlar, protein, proteazlar, serin proteazlar, tripsin benzeri proteazlar bulunuyor. Ancak asbestaz diye bir enzim yok maalesef. Asbest fakat bu makrofajlar tarafından yabancı bir partikül olarak tanınıyor ve fagosite ediliyor. Ancak bu sindirim tamamen fagositoz bitmediği için makrofajların stimulusu devam ediyor ve bu asbest lifleri yavaş yavaş alveollerin içinde, alveoller makrofajların içinde birikiyor ve plevrayı geçerek, plevrada birikerek mezotel hücrelerini de irite ediyor. Burada da bir inflamasyon meydana getiriyor. Bu inflamasyon genel olarak belirttiğim gibi alveoller makrofajlardan, DNA'zlardan, proteazlardan zengin bir aktivasyona neden oluyor ve çoğunlukla da DNA hasarına yol açıyor. DNA hasarına uğrayan hücrelerin çok büyük bir kısmı ölüyor. Ancak bir kısmı, özel bir grup kısmı malign transformasyona uğruyor. Burada birden fazla mutasyon söz konusu. Yani başka bir deyişle asbest lifleri kendisi mutasyon yapmıyor ancak alveoler makrofajları uyararak ve nötrofilleri onların DNA'z ve proteaz sistemini aktive ediyor ve onlar yani alveoler makrofajlar yani kendi immün sistemimiz aslında DNA hasarına neden oluyor. 1970'lerde polio aşısına simyan virüs 40'ın kontamine olmasıyla bir dizi polio aşısı olmuş kişi de mezotelyoma gözüktü ama artık günümüzde
Poli aşılarında bu virüsün veya bunun genomunun bir kontaminasyonu söz konusu değil. Son yıllardaki çalışmalar çok yaygın olarak bir molekül, daha doğrusu bir genin aslında mezotelyomanın patogenezinde çok önemli rol oynadığını gösteriyor. O da BAP1 geni. Bu gen aslında hücrenin intiharı ile ölümüyle ilgili bir gen. Ve burada da gördüğünüz gibi birden fazla çekirdek içinde başka genin aktivasyonu ile alakalı. Burada da gördüğünüz gibi BRCA1, BRCA2 gibi genlerin aktive olmasına neden oluyor. Ve aynı zamanda bir DNA tamir mekanizması ile de ilişkili. Bu genin bazı polimorfik halleri Türkiye'deki mezotelyoma hastalarının bazılarında saptandı ve ailesel mezotelyomadan da sorumlu görülüyor. Burada da izlediğiniz gibi bir şekilde bu birden fazla genin aktivasyonu mezotelde bir tümöre neden oluyor. Benim gibi asbestin ve bütün minerallerin, bütün kimyasal maddelerin formülünü merak eden birisiyseniz krizotilin, yani beyaz asbestin molekülü bu. Gördüğünüz gibi tamamen inorganik bir madde. Manezyum, silisyum, oksijen ve hidrojen atomlarından oluşuyor. Ülkemizde mezotelyoma neden olan başka bir madde daha var. Yine toprakta bulunuyor ve asbestle beraber bulunuyor. Bunun adı eriyonit. Bu da tamamen inorganik bir molekül ve biraz önce bahsettiğim etiyolojiyle neden oluyor. Bununla ilgili hikayeyi aslında 200 milyon yıldan daha önceden başlamam gerekiyor. Yaklaşık olarak 200 milyon yıl önce jeolojik araştırmalar dünyada tek bir kıta olduğunu, Pangea isimli bir kıta olduğunu gösteriyor ve bu Pangea hareket ederek ve kıtalar arasında fay hatları, büyük fay hatları oluşarak parçalara ayrıldı jeolojik araştırmalara göre ve bugün bildiğimiz kıtalar oluştu. Bu kıtaların oluşumu sırasında Anadolu'muzun bulunduğu yerde, tam şurada bakın, şurayı izlerseniz şimdi 80 milyon yıl öncedeyiz, 70 milyon. Burada bir iç deniz vardı. Bu iç denizin adı Tetis içgeni, iç denizi. Bu iç deniz yavaş yavaş Anadolu'ya dönüştü gördüğünüz gibi. Niçin iç deniz var ve niçin Anadolu'ya dönüşmesi önemli? Çünkü jeolojik araştırmalara göre deniz tabanında çok yoğun olarak asbest bulunuyor. Peki deniz tabanında asbest bulunması direkt mezotelyomaya mı neden oluyor? Dünyada başka yerler de var. Mezotelyoma oralarda da var mı? Bunun için 1970'lere İzzettin Barış Hoca'nın Hacettepe'de çalışmaya başladığı yıllara dönmek lazım. İzzettin Barış Hoca, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göğüs hastalıklarında çalışmaya başladığında çok fazla sayıda mezotelyomalı hastayla karşılaşıyor. Onlara tanı koymaya başlıyor. Ve önemli bir grubunun Doğu Anadolu'da özellikle belli yerlerden geldiğini fark ediyor. Özellikle Karain'den çok fazla hasta geldiğini fark ediyor. Ve bizi aydınlatan yolculuğuna çıkıyor. Bu mecazi bir yolculuk değil, gerçek bir yolculuk. İzzettin Barış Hoca 2 sene kadar önce maalesef rahmetli oldu. Birçok Türkiye'de birçok toprak örneği alıyor. Özellikle Karain, özellikle Kayseri, Nevşehir, Niğde bu bölgelere önce gidiyor. Ve burada gerçekten halkın asbestle bayağı asbeste maruz kaldığını ve onunla birlikte yaşadığını görüyor. Ve birçok ülkemizin birçok köyünde, birçok yerinde de toprakta asbest olduğunu fark ediyor. Bu harita İzzettin Barış Hoca'nın bulgularıyla elde edilen bir harita. Kırmızı noktalar toprakta asbestin fazla bulunduğu yerler. Peki diyeceksiniz ki yani asbest toprakta çok bulunuyor. Nasıl oluyor da halk bu toprağı inhale ediyor? Göstereyim. Burası Doğu Anadolu'da çekilmiş bir Doğu Anadolu'daki bir markette çekilmiş bir fotoğraf. İzlediğiniz gibi bu beyaz toprak parçaları marketlerde satılıyor. Halk bu beyaz toprak parçalarını alıyor, suda eritiyor ve evin içini badanalamada kullanılıyor. Bu badanalama kireç değil. Dolayısıyla dışarıya, daha doğrusu havaya çok kolay pulverize olan partiküller içeriyor.
Kireçte böyle bir özellik yok ya da yağlı boyada ya da herhangi bir boyada. Ama gördüğünüz gibi burada direkt olarak boya havaya karışıyor ve pulverize oluyor. Bir İngiltere'de gemi endüstrisinde çalışan bir kişi, diyelim en erken 18 yaşından itibaren asbeste maruz kalırken, 1990'lardan önce çalışan ve 50'li 60'lı yaşlarında mezotelyoma geliştirebilirken, burada yaşayanlar bebeklikten itibaren bu asbeste maruz kalıyorlar. Çünkü havanın içinde, doğdukları evin içinde asbest partikülleri var. Dışarıda asbest partikülleri var. Direkt olarak asbeste maruz kalıyorlar. Dolayısıyla 20'li yaşlarda dahi mezotelyomalı hasta görmek mümkün ülkemizde. Çok yüksek oranda bu bölgelerde. Gördüğünüz gibi evin içi, Doğu Anadolu'da bir evin içi tamamen asbestin suda çözünmesiyle oluşan asıltıyla boyanmış. Dolayısıyla asbest maruziyeti çok yaygın. Burada da görüyorsunuz evin içi tamamen asbestle boyanmış. Burası Karain. Bütün kitaplarda mezotelyoma konusunu açtığınız zaman Karain'i görürsünüz. Yalnızca Türkiye'de basılan kitaplarda değil, yabancı patoloji kitaplarında, onkoloji kitaplarında, dahiliye kitaplarında, göğüs cerrahisi kitaplarında Karain'den bahsedildiğini görürsünüz. Karain dünyada en fazla mezotelyomanın gözüktüğü yer, yani muhtemelen İzzettin Barış Hoca'nın ilk olarak ortaya çıkardığı bir yer. Görüyorsunuz burada kayalar da var. Kayaların içini oyarak insanlar yüzyıllardır bu şekilde burada yerleşimlerini sağlıyorlar. Evlerin içi de yine bu beyaz toprakla boyanıyor. Tabii halk yüzyıllardır bunu yapıyor. Belki binlerce yıldır biliyorsunuz. Göbekli Tepe dünyadaki en eski yerleşim yerinin aslında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da olduğunu gösterdi. Dolayısıyla büyük ihtimalle binlerce yıldır halk bu şekilde yaşıyor. Dolayısıyla bunun doğal olduğuna inanıyor. İzzettin Barış Hoca evlerin içinin bu şekilde boyanmaması gerektiğini özellikle o zamanki Sağlık Bakanı ve o zamanki Kanserle Savaş Dairesi, şimdi Kanser Dairesi haline geldi, anlatmaya çalıştı. Ancak maalesef bu halkın buradan taşınması 30-40 yıldır mümkün olmadı. Bu şekildeki haberler birçok kere çıktı. 1970'lerden itibaren, İzzettin Barış Hoca dikkat çektiğinden itibaren çıktı. Birçok kişi bu bölgede çalıştı ve nihayet yaklaşık 1,5 yıl önce bu haberi gördük. Gördüğünüz gibi Karayin Köyü 8 kilometre uzağa taşındı. Uzağa taşınması her şeyi bitirecek mi? Tam olarak değil ama hem betonarme evlerde halkın kalması hem de belirli bölgelerde çok daha fazla asbest var. Belirli daha az asbest içeren toprağın olduğu bölgelerde halkın yerleşmesi önemli. Karayin öyle bir köy ki burada yaşayan her üç kişiden biri şu ana kadar mezotelyomadan öldü. Ve yaklaşık her üç kişiden ikisinin mezotelyomadan öleceği tahmin ediliyor. Böyle gençken bile mezarını yaptıran, göğüs ağrısı olduğunda öleceğini düşünen ve hiç ameliyat dahi düşünmeyen, tedaviye dahi gitmeyen birçok kişi bu bölgede yaşıyor. İzzettin Barış Hoca belirli bir şekilde ortaya koydu. Onun bu dokümantasyonunu yakın dönemde Eskişehir'de üniversiteden Muzaffer Metintaş Hoca yeni daha ayrıntılı bir çalışma yaparak daha net olarak ortaya koydu. Bu gördüğünüz Muzaffer Metintaş Hoca'nın ve Selma Metintaş Hoca'nın çalışmasında asbest maruziyeti olan nüfus görüyorsunuz Türkiye'nin her yerinde var. Çünkü bir iç denizin tabanında yaşıyoruz. Bu nedenle muhtemelen hiçbir yerde dinozor iskeleti de çıkmıyor. Muzaffer Metintaş Hoca ve çalışma ekibi insidansları da çok net olarak ortaya koydular. Gördüğünüz gibi asbeste maruz kalmayan köylerde yaşayanlarda 100 binde 1,86 iken erkeklerde veya kadınlarda 100 binde 1,49, maruz kalan köylerde yaşayanlarda 100 binde 79, erkeklerde kadınlarda 100 binde 67. Yani yaklaşık 40 kata yakın bir artış var dünyada. Bu şekilde olan başka bir yer yok. Avustralya'da da asbest var ancak oradaki halk, yerli halk avcı toplayıcı olarak yaşadığı için büyük ihtimalle bizimki kadar yüksek bir mezotelyoma insidansı
olmuyor. Ancak normal diğer ülkelerden biraz daha fazla. İyi haber şu, Muzaffer Hoca'nın ekibinin ortaya koyduğu muhtemelen hem bilinçlilik hem de halkın bu bölgelerden başka yerlere taşınması sayesinde insidans önümüzdeki 15 yılda, 10-15 yılda giderek düşecek gibi gözüküyor. Epidemiyolojisi böyle. Gelelim histopatolojisine. En sık biraz önce de bahsettiğim gibi epiteloid tip mezotelioma görülüyor. İkinci sıklıkta sarkomatoid, dezmoplastik, bifazik ve lokalize malign mezotelioma oldukça nadir. Biz de bu konuda bir olgu sunumumuz vardı. Bir vakamız oldu. Lokalize malign mezotelioma tanısı koyulan ve iyi diferansiye mezotelioma adında da başka bir tip tanımlandı. En önemli semptomlar arkadaşlar göğüs ağrısı ve göğüste rahatsızlık. Tipik olarak göğüs ağrısı hasta bize başvurmadan 6 ay önce başlar ve geceleri artar. Bu çok önemli. Hasta ilk başta kas ağrısı zanneder, önemsemez. Ancak bu ağrı giderek artar ve hastanın bize başvurmasına kadar devam eder. Göğüste rahatsızlık da olabilir. Dispne çok ileri kitle lezyonları oluşturan hastalarda, öksürük hilusa bası yapan tümörü bulunan olgularda, ateş ve disfaji ise yaygın olarak birçok hastada olur. Ateş ancak oldukça nonspesifiktir. Disfaji özofagusa bası yapan kitlelerde olur ve nadir olur. Eğer rekürren sinire de eğer invazyon olursa ki mediastinal plevreye geçtiği anlamına gelir bu. Ses değişikliği ve ses kısıklığı da görüyoruz ama bunlar oldukça nadir. En sık ve en önemli semptom göğüs ağrısı. Özellikle Doğu Anadolu'da beyaz toprakla badanalanan evlerde oturan bir kişilerde göğüs ağrısı olması ya da araba endüstrisinde ya da inşaat endüstrisinde çalışanlarda, krom işçiliğinde çalışan kişilerde ya da yurt dışındaki bir takım endüstriyel yerlerde çalışanlarda bir göğüs ağrısıyla giderek artan göğüs ağrısıyla başvuru söz konusu ise ilk düşünmemiz gereken mezotelioma. Peki neyle tanı koyuyoruz? Öncelikle radyoloji bize akciğer grafisi, pH grafi bize bu konuda ipuçları veriyor. Nedir verdiği ipucu? Bakın parabolik olarak kostofrenik sinüsün kapanması. Eskiler demozya hattı derler buraya, bu sıvıya. Aynı zamanda da plevra kalınlaşması. Ancak plevra kalınlaşması ve plevra sıvısını aynı anda yalnızca opasite olarak izliyoruz. Hangisi plevra kalınlaşması, hangisi plevra sıvısı tam olarak burada göremiyoruz. BT bize bu konuda yardımcı. Gördüğünüz gibi plevra sıvısını ve kalınlaşmış plevrayı izliyoruz ve aynı zamanda da düzensizliği de, plevradaki düzensizliği de çok net görüyoruz. PET-BT'de ise tutulum var. Yani metabolik olarak aktif bir tümör olduğunu izliyoruz. Ancak unutmamız gereken bir şey, bazı özellikle epiteloid mezotelyomalı hastaların tümör hücrelerinin metabolik olarak çok aktif olmaması, yani PET negatif mezotelyomaları da görüyoruz. Size ilk gösterdiğim PET-BT'ye geri dönüyorum. Bakın kalınlaşma, düzensiz kalınlaşma ve metabolik aktivitesi olan bir plevral tümör izliyoruz. Erken evrede arkadaşlar fokal ve lineer tutulumlar, burada da izlediğiniz gibi düzgün sınırlı. İleri evrede düzensiz sınırlı ve kitle lezyonları haline geliyor. Bakın büyük kitle lezyonları, yani kitleyi ileri evrede görüyoruz ama erken evrede fokal ve plak şeklindeki lezyonları izliyoruz. Peki PET-BT bize mezotelyomayı direkt göstermek açısından yeterli mi? Buna direkt cevap vermeyeyim. Bu slaytı göstereyim, anlatayım. Bakın slaytın sol tarafında plevrada kalınlaşma, düzensizlik izliyoruz. Plevra sıvısını izliyoruz ve PET-BT'nin yani FTG'nin tutulumunu izliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek bir tutulum var. Submax 11.7. Bu hasta malign plevral mezotelyomalı, sağ mezotelyomalı hasta. Slaytın sağ tarafında ise yine plevrada kalınlaşma görüyoruz. Plevra sıvısı var ve PET-BT tutulumu var. Submax'ı 5.6. Ancak bu hasta tüberküloz pleuriti. Yani PET-BT bize gerçekten iyi bir şüphelenmek için bulgular sunuyor. Ancak tek başına PET-BT ile mezotelyoma tanısı koyamıyoruz. Bu hastada gördüğünüz gibi bir mezotelyal kist var.
kist ifadesine takılmamak lazım. Çünkü mezotelyal kistin etrafında mezotelyoma hücreleri döşüyor. O yüzden bu bir malign kist. Görüyorsunuz yer yer kitle haline gelen, yine sternumun hemen altında önde kitleler oluşturmuş bir mezotelyomadan bahsediyoruz. Yine alt kesitte bu hastada kitleyi çok net izliyoruz. Bu hasta bana başvuran ve ameliyat olup olamayacağını sorgulayan bir bayan hastaydı. 26 yaşında. Bakın, 26 yaşında olmasına rağmen ne kadar ileri bir mezotelyom olduğunu izliyoruz. Bu hasta tabii ki inoperabildi. Birazdan evrelemeyi göstereceğim. Başka bir şey daha çok net biraz baktığınızda görüyorsunuzdur. Sol hemitoraks biraz daha küçük. Bu mezotelyomanın konstriktif bir şekilde toraksı kostalardan, yani kaburgaları birbirine doğru çekerek küçültmesinden kaynaklanıyor. Bu da ileri mezotelyomanın başka bir görüntüsü. Böyle küçülmüş hemitoraks izlediğimizde mezotelyomanın ileri evrede olduğunu varsayabiliriz. Bu biraz önceki hastamız da Güneydoğu'dan. Yine bir başka Güneydoğu'dan gelmiş hastamız, Çermik'te doğup büyümüş bir erkek hastaydı. Bu hastada ağrı yoktu. Bakın, plevra kalınlaşması var her iki tarafta. Bu hastada biyopsi yaptık. Bu hastamız ağrı da olmaması nedeniyle, hani mezotelyomayı tam direkt düşünmedik. Benin bir lezyon, benin asbestoz. Yani asbest maruziyeti her zaman arkadaşlar mezotelyomaya neden olmaz. Benin asbestoz da görebiliyoruz. Yine plevra kalınlaşması görüyoruz. Düzensizlik görüyoruz bu hastalarda. Paraneoplastik sendromlar çok çeşitli. Otoimmün hemolitik anemi, hiperkalsemi, hipoglisemi, hiperkoagülabilite ve uygunsuz ADH salınımı, ama bunlar çok nonspesifik bulgular. O nedenle ne yazık ki paraneoplastik sendromları tanıda kullanmamız çok zor. %10'unda ancak hastaların gözüküyor ve oldukça da nonspesifik. Peki ne yapıyoruz? Plevra sitolojisi arkadaşlar. İlk yapmamız gereken, biliyorsunuz, non-invazif'ten invazife doğru, ucuzdan pahalıya doğru teşhis metodolojisini kullanmamız lazım. Plevra sitolojisi en non-invazif yöntem. %50'sine yakın hastada, üçte birinden biraz fazla hastada plevra sitolojisinden tanı geliyor. Ancak birçok hastada gelmiyor. O yüzden bir sonraki aşamaya, sitolojiden gelmiyorsa, plevra sıvısından aldığımız örneğin sitopatolojik incelemesinden gelmiyorsa, plevra biyopsisi, transtorasik iğne aspirasyonu kitle varsa kitleye, turukat bir olta iğnesi gibi kancalı bir iğne, bir çeşit iğne biyopsisi ama büyük parça koparıyor. Böylelikle patolojiye yeterli materyal sağlanabiliyor. Video yardımlı torakoskopik cerrahi, bazı yerlerde VYTC olarak da geçer Türkçesi. VATS diyoruz. Video Assisted Thoracoscopic Surgery kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltma. Bu bize oldukça yüksek oranda, %90'ın üzerinde, %99'a yakın aslında bir tanı sağlıyor. Özellikle PET-BT ile tutulan yerlerden görerek direkt biyopsi alıyoruz. Nadiren de torakotomi gerekiyor. Bakın, PET-BT'de görülen yerleri biraz önce göstermiştim. Düzgün sınırlı plak şeklinde lezyonlar demiştim. Bakın, bu plak şeklinde lezyonların gerçek görüntüsü, video torakoskopik görüntüsü. Buralardan biyopsi aldığımızda ya da kitle görüntülerinden bahsetmiştim. İleri evrede bakın, kitle görüntüleri gösteren lezyonları izliyoruz. Evreleme arkadaşlar oldukça tartışmalı ve sık sık da değişiyor. 2-3 senede bir değişiyor. Şimdi 9. evreleme var. 9. mezotelyoma evrelemesi 2023 gibi çalışmalar analize başlanacak. Ve tartışmalı, çünkü her tümör evrelemesi sağ kalımla ilgili bir tabakalanma sağlamalı. Ancak maalesef mezotelyomada henüz bu yok. Ancak evre 1'i bilmenizi, daha doğrusu T1'i bilmenizi özellikle istiyoruz. T1 nedir? Özellikle parietal plevraya invaze veya yalnızca parietal plevra veya fokal olarak viseral plevraya invaze olan tümör. T1'i bilmenizi iki nedenden istiyoruz. Bir tanesi, tümör ile ilgili arkadaşlar birçok şey bilmiyoruz ama bir şeyi biliyoruz. Mezotelyoma parietal plevradan çıkıyor. Kaynaklandığı yer orası. İkinci özellik ise T1 ile ilgili, bizim en çok opere ettiğimiz
direkt operable dediğimiz T evresi. T2'yi de opere ediyoruz ama bu hastalardaki yararımız biraz açıkçası tartışmalı. Ama T1'deki hastalarda yararımız gayet belirgin. O nedenle T1'i özellikle bilmenizi istiyoruz. Peki tedavi nedir? Ne yazık ki öncelikle cerrahi tedavi diyemiyorum. Çünkü hastalarda, çoğu hastada ileri evrede tanı koyulduğu için kemoterapi ve radyoterapi seçenekler içinde cerrahi tedavi biraz önce bahsettiğim T1 ve bazı T2 hastalara ve şimdi Amerika'da yeni FDA'yı onayladı. İmmünoterapi Türkiye'de henüz onaylamadı. Bir tedavi olarak ortaya çıkıyor. Anti-PD-L1 ve anti-CTLA-4 antikorlarından oluşan immünoterapi mezotelyomada etkili bulundu. O yüzden immünoterapi de seçeneklerden biri haline geldi. Ancak cerrahi tedavinin de etkisi bariz. Cerrahi tedavi iki türlü uygulanabiliyor arkadaşlar. Bir tanesi tedavi için yaptığımız. Burada plörektomi artı dekortikasyon yapıyoruz. Bir de palyatif. Çünkü hastalar sık sık plevra sıvısı, nefes darlığı, göğüs ağrısıyla geldiği için opere edemeyeceğimiz hastalara da talk ile ki moleküler olarak biraz asbeste benziyor. Parietal plevra ile viseral plevrayı birbirine yapıştırıyoruz. Böylelikle de sıvı oluşumunu bloke ediyoruz. Böylelikle de sıvı oluşumunu bloke ettiğimiz hastada ağrı ve nefes darlığı da daha az oluyor. Dekortikasyon ise özellikle sağ kalımı olan ama ancak operasyon endikasyonu koymadığımız hastalarda yine palyasyon için yaptığımız bir işlem. Ancak tedavi için yaptığımız plörektomi dekortikasyon bazı kaynaklarda radikal plörektomi olarak da geçer. Peki bunun yararı nedir? Birçok çalışma var ancak çok fazla hasta sayısını irdeleyen SEER veri tabanı ki Amerika'daki 7 eyaletin verilerini derleyen bir veri tabanı bu. Burada da gördüğünüz gibi en üstte olan sağ kalım eğrisi hem radyoterapi hem de cerrahinin multimodal tedavinin uygulandığı hastalar. Dolayısıyla multimodal tedavi hatta buna da kemoterapi ekliyoruz. Hatta bir grup hastaya neoadjuvan kemoterapi de uyguluyoruz ki bu çalışma bazında ve hipertermik kemoterapi de ameliyat sırasında uyguladığımız hastalarımız var. Yani elimizdeki bütün tedavi olanaklarını hastada kullanırsak sağ kalım ne kadar? Yine de bakın bu SEER veri tabanında 5 yıllık sağ kalım %30'lara yaklaşıyor. Ve maalesef yine çok yüksek değil. Peki plörektomi dekortikasyon dediğimiz nedir? Son olarak bunu gösterip dersi bitiriyorum. Plörektomi parietal plevranın çıkarılması işlemi arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi parietal plevrada tümör olduğu için çıkarıyoruz. Arkada kalan yalnızca endotorasik fasya. Aynı zamanda tabii korteksi de yani tümörle invazi olan viseral plevranın üzerindeki kabuğu da çıkartıyoruz. Portakalı soymak gibi düşünebiliriz. Bakın viseral plevra ve üzerindeki korteks. Mümkün olduğunca viseral plevrayı zedelememeye çalışıyoruz bu ameliyatta ama maalesef bir miktar zedeleniyor. Hava kaçakları oluyor ancak çabuk kesiliyor. Akciğer parenkimini bu şekilde sağlam olarak bırakmaya çalışıyoruz ve akciğer ameliyat sonrasında tekrar açılıyor. Dekortike olduktan sonra hem parietal plevrayı hem korteksi çıkartıyoruz. O yüzden adı parietal plörektomi artı dekortikasyon. Bazen biraz önce bahsetmiştim. Evre 1 diye giriyoruz, T1 diye ama T2 çıktığı oluyor. O zaman diyafragmayı çıkartmak zorunda kaldığımızda ya da perikardı bu şekilde rekonstrükte ediyoruz. PTFE, politetrafluoretilen materyal bunlar. Oldukça güvenli. Kalp damar cerrahisinde damar greflerinde kullanılan materyal. İnfeksiyona da dirençli, özellikle perikard için de çok uygun materyaller ancak pahalı ve SGK ödemiyor bu materyalleri. Çıkarılan materyaller maalesef böyle bazen bütün halinde ama çoğu kez böyle parça parça oluyor. Gördüğünüz gibi parietal plevradan, korteksten, diyafragmadan ve mediastinal yüzden çıkarılan parçaları bu şekilde evreleme amaçlı bu şekilde koyuyoruz. Dediğim gibi ameliyatın sonunda da hipertermik sisplatine, 100 miligram sisplatine bir hipertermik kemoterapi de uyguluyoruz. Tabii esprisini yapmak gerekirse böyle bir durum ama ne yazık ki bütün tümörü çıkartamıyoruz. Bir sitoredüksiyon ameliyatı bu aslında. Göğüs cerrahisinde sitoredüksiyonun mezotelyoma dışında yeri yok arkadaşlar. Yani incomplete rezeksiyon göğüs cerrahisinde yeri olmayan bir işlem.
Ancak mezotelyomada bir derece hastaya sağ kalım sağlıyor. Ne kadar derseniz cerrahinin sağladığı sağ kalım maalesef yaklaşık bir yıl kadar hastalara. Evet. Burada duruyorum. Dikkatiniz için teşekkürler.